Ordu Spor 1967 kulüp başkanı Savaş Şimşek, 3. ligde şampiyon olan bütün takımları tebrik etti. Önümüzdeki sezonla ilgili konuşan Başkan Şimşek, bu sezon daha geniş kadro kuracağız. Geride bıraktığımız sezondan önemli tecrübeler edindik. Yeni sezonda güçlü bir takımımız olacak açıklamasını yaptı. Grubumuzda Erokspor ve Fethiyespor 2. lige yükseldi. Öncelikle bunları tebrik ediyorum. Diğer gruplara da çıkan takımları tebrik ediyorum. Biz de çıkmak istiyorduk ama olmadı. İnşallah seneye daha iyi çalışarak, eksiklerimizi de gidererek güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Onlara da ikincilikte başarılar diliyorum. Kadir bizim değerli bir evladımız ama bizim diğer evlatlarımız da çok değerli. Birçok teklif var. Birçok oyuncumuza. Kadir çok ön plana çıktı ama onun haricinde de teklifler var. Kadir'i ortalama evet 22-23 tane kulüp Süper Lig ve birincilikte olmak kaydıyla kulüpler istiyor. Diğer oyuncularımıza da talepler var. İlk önce senenin yapılanmasını yapıp ne yapmamız gerektiğini masaya yatırıp sonra kararlarımızı vereceğiz. Evet, resmi teklifler de geliyor. Öncelik Kadir'in hayatı, geleceği. Burada Kadir'in de yaşamını devam ettirirken, Ordu Spor'u temsil ederken bundan sonraki yaşamında iyi bir Kadir çıkacak şekilde kulübe gitmesi gerekiyor. Burada ilk öncelik para değil, ilk öncelik Kadir geleceği. Bunun için doğru seçim yapmamız gerekiyor. İnşallah da bunu yapacağımızı düşünüyorum. Kadir bize devam edebilir de, verebiliriz de. Zaman her şeyi gösterecek. Daha önce rapor sunulmadı. Şu anda 10-12 kişilik bir ekip Türkiye'de. Yaş grupları dahil, finaller dahil maç izliyor. Bir rapor gelecek. Onun üzerine biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bir hafta 10 günlük bir boşluğumuz var ama ekip şu anda izliyor, takip ediyor ve bütün sonuçları alıyor. Üçüncü, ikinci lig ve birinci ligde bu seneki oynanan maçlar da takip ediliyor. Yani bir 15 gün sonra hareketlilik başlar diye düşünüyorum. Yani bu seneki gibi takım izlenmeyeceği kesin. Daha Ordu Spor'a bu sene de çok mücadele ettik. Ama geçen sene de söylemiştik. Zamanımız da yoktu. Belki hatalarımız da oldu ama eksiklerimiz de vardı. Bu sene inşallah bu eksiklerimizi görerek, hatalarımızı düzelterek daha göze hoş bir futbol oynayacak şekilde takımımız daha kulübesi kalabalık, daha geniş bir kadroyla sahaya çıkmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız işte az önce söylediğim gibi başladı. İnşallah daha efektif, daha böyle orduların çok hoşuna gidecek bir takım kurmak istiyoruz. Cezalı şişimde hareketli. Mikail geldi topun üzerine, yaptı ortayı. Savunma. 52 Ordu Spor'da sessizlik sürüyor. Sezonun son maçını İskenderun Spor'la oynayan ve bu müsabakadan sonra izne ayrılan 52 Ordu Spor'da derin bir sakinlik var. 2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Mor Beyazlılar hedeflediği yere ulaşamadı. 3. Lig 2. grupta normal sezonu lider olarak tamamlayan ve 2. lige yükselen Düzce Spor'dan sonra İskenderun Spor'da hedefine ulaştı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda final karşılaşmasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşan İskenderun Spor, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla Iğdır temsilcisine 8-7 üstünlük sağlayarak 2. lige yükseldi. Öte yandan 52 Ordu Spor'da bütün gözler kulüp başkanı Şükrü Bodur'un vereceği karara çevrildi. Başkan Bodur'un 1-2 hafta dinleneceği ve daha sonra yeni sezonla ilgili kararı vereceği öğrenildi.